Hepinize günaydınlar. Balkonumdan bu sefer açılışı yaptım. Şöyle havayı da göstereyim size. Hava o kadar kötü ki. Valla çok da soğuk. Normalde aslında ben size dün pastırma sıcakları var demiştim. Yine bir hava durumunda yanıldım. Şimdi beyazları asacaktım, renkleri asacaktım biliyorsunuz. Şimdi onları makineye atayım ve günümüz başlasın. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz de yerindedir. Tekrardan evime hoş geldiniz. Bugün yemeğimi de erken yapıyorum. Çayımı ocağa koydum. Şimdi birazdan onu demlerim. Simitçi yine gelmedi. Herhalde akşamları geliyor ya, artık sabahları gelmiyor diye düşünüyorum. Tahlillerimi almaya gideceğim. Yeşil mercimek çorbası yapıyorum. Şu annem geçen mantı hamuru yapmıştı, yaprak mantı. Onun altına yapmışım. Yaprak mantı yapmıştı. Bir de ondan şöyle 3 poşet makarna kesti. İçine de böyle makarnadan katarım. Ama ilk önce ben haşlıyorum, suyunu süzüyorum arkadaşlar. Yeşil mercimeği. Yanına, kahvaltıya yanına bir şey yapar mıyım vallahi bilmiyorum. Herhalde bir şey yapmayacağım büyük bir ihtimalle. Zeytin peyniri yeriz artık. Bugünlük de böyle olsun. Şimdi kurutma makinesini beraber çalıştıralım. Ay şu kapak var ya, birden böyle hani kolay kapanmıyor. Birazcık kapağını kapatırken korkuyorum kapağı kırılacak diye. Dolap kurulunu alıyorum. Bir arkadaşımız içindeki çamaşırların kurumadığını söylemişti. Çok doldurursanız arkadaşlar içinden nemli çıkıyor. Her zaman beyazları da dolap kuruluğunda kullanıyorum. Renkleri de spor giysilerde. Şu tarafları daha tam denemedim. Yani benim kullandığım program 2 program. Hani bulaşık makinesinde alırız, bir sürü özellikler olur ama kullandığımız tek programdır ya. Hani ben de aynı şekilde kurutma makinesi de bu şekilde kullanıyorum. Aslında şuraları da denemem lazım ama daha denemedim yani, bilmiyorum. Şimdi dolap kurulunu aldım. Kırışık azaltmaya basıyorum. Ve başlatalım. A sınıfı elektrik faturasına da hani çok fazla yansımıyor. Yani onu da bu söyleyeyim. Hani çoğu kişi şey diyor, kurutma makineleri kullandığımız zaman çok elektrik faturası gelir. Hayır. Yani çok fazla bir yansıma olmuyor. A sınıf almaya dikkat edin. Eşim de markete gitti. Arkada ne var? Poşette ekmek mi? Ha, ekmek de almış. Peynirimiz kalmamıştı. Yumurta. Bu arada Selma ile konuştum. Geçen Aysun da yumurtanın kolisi. Geçen Bursa'da işte hangi markete gitmiş? 40 lira. Vay 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 arkadaşlar. Bir de dedim ki eşime, hani simit diyorum ya. Hani dedim simit alır mısın? O da simit kalmamış. Son bir tane simit kalmış. Bu son simitin fiyatı ne kadar? Onu da söyleyeyim. Tereyağlıymış. Keşke almasaymış. 5 TL. 5. 5 TL tereyağlı simit. Simit 3 lira mı oldu? Normal simit de 3 lira olmuş. Bilginize. Kafayı yiyeceğiz. Vallahi böyle kızlar. Şimdi kahvaltıya oturalım. Artık ortadan ikiye paylaşırız eşimle. Kardeş payı. Yumurta acaba ne, yumurta diyorum. Simit ne zaman zamlandı ki acaba? Vallahi ben daha yeni öğrendim. Bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor mu? Sen biliyor muydun? Ha, 2,5'tan oluyordu. Vay arkadaş vay. Zam ki zam. Çıldırmaya az kaldı. Doktorum nerede? Dedim ki o bir simitin yanına hani ortak pay yaparız. Bir de dedim böyle bir kaşarlı yumurta yapayım. Altını da açayım. Aslında biz zeytin peynir yiyecektik fakat eşim simit almaya gitti. Gitmez olaydı. Hemen. Yok, tamam. Böyle kızlar. Şimdi hemen çay dökelim. Kahvaltı oturalım. Baksana mı? Pırasalar evde karnabahar 8 TL 10 TL. Ben bu pazara fazla alışkın değilim. Hep cumartesi gidiyoruz ya. Sen de mi öyle oluyorsun? Alacağım da patates, soğan, onu en son alalım çıkışta. Böyle yapalım. Ay. Ne kadar mı olur? 5 lira. 5 lira şöyle. Güzel olanından. Alttan alabiliyoruz mu? Alabiliriz. Şöyle şunu alalım. Taze soğan ne kadar? 2 lira, 3 tane 5 lira. Böyle bir kısır için alayım. Maydanoz. Dereotu maydanoz. Ha, 2 TL.
öyle güzel ama. Bakayım canım. Ya benim portmeşonum. Tamam, bunlar kal, bunları alalım. Yarım kilo ıspanak alayım bir de. Abi, bakar mısın? Şu bir iki liralık alayım ben. 2 liralık. Ha, 2 liralık. Keşke ıspanağı senden alsaymışım. Tüh. Karşı taraftan aldım. Yalnız çürük falan değil değil mi? Ablam varsa çürük, bir tane hepsini öğretin. Yarım kilo ama. Şey, 2 liralık, pardon. Aldın mı limon? Salatada alayım mı? Ay evet, salata da güzele benziyor. Güzel, sağ ol. Kendini alabilirsin. Şey. Nasıl istiyorsan. Hayatım sen seslene. Ben mi seçeyim? Nasıl istiyorsan. Dur. Yardım edeyim mi? Patlıcan ne kadar? 8 lira abi. Aa. Patlıcan pahalı mı abi? Evet, patlıcan pahalanmış. Kızlar, turşuları size çekmek istedim. Özellikle şu var ya, acayip güzel oluyor. Iğdır'da böyle komşularım hep böyle yapardı. Çok lezzetli şu sarmalar. Salata mı istedim? İki kilo. Bir anladım. Ben de dedim niye azalıyor bu? Kilosu ne kadar? 8. Bunun kilosu da mı aynı? Hangisi? Bu ön taraf. Tamam. Orta kalda çıkmış. Bir siftah yapalım. Kilosu da 5 TL. Allah'ım. Şu güzelliklere bak. Var ya, şu karşı tarafı da göstereyim. Bakın rengarenk güzellikler. Meyvelerimiz. Pazarımızı yaptık. Şimdi malzemeleri eve yerleştireyim. Oradan da A101'e gidelim. Aktüel ürünler gelecek. Adettendir. Bakalım. Neler var neler yok ama A101'de hiçbir şey yok. Yani buradan tabii ki beni bir yetkili izlemez de, oldu ki izledi. Lütfen ürünlerinizi değiştirin. Daha güzel ürünler getirin. Vallahi BİM'e gelen bitiyor saniyede. A101'e gelen de yıllardır kalıyor. Benim aynı hemfikirdesinizdir. Öyle düşünüyorum. A101 ürünleri bilmiyorum. Bu hafta herhalde lav tenceresi gelecekmiş döküm. Hayret, şaşırdım. Yani A101'e. Çünkü bir kere bir döküm tenceresi gelmişti. Ay çok kötüydü. Hafif böyle, hiç güzel değildi. Zaten kimse de almamış. Daha ben döküm tavamda bir siftah yapmadım. Onu da bir gün bir siftah yapalım Mikay. Senin nasıl oldu belin? Ağırdı. Ağırdı değil mi? Ben de bir şey taşıyamadım. Dedim ki bak, pazar arabasını al, arabaya almadım Mikay'ı. Karı koca sakatlandık senle biz. Evet. Aşkım sen beni A101'e bırak. Sen bütün malzemeleri eve çıkart. Ben A101'e gideyim. Çorbayı daha yapmadım. Ama neyse, mutfağı falan toparladım. Allah'tan kurutma makinesinin bitmesini bekledik. Yoksa asla evde durdurum. Yani şey, beklemezdi. Hemen pazara gidelim diye ısrar ediyordu. O sırada makinenin bitmesini beklerken ben de mutfağı toparladım. Kapuska mı yapayım, pırasa mı? Karar versene. Pırasa yap. Kapuska yapayım. Kapuskayı baban yesin. Ya sen de her şeye babama yediriyorsun. Babam yer. Kapuskanın niye sevmiyor musun? Kapuskayı sevmiyorum ya. O zaman kapuska pişiyor. Yaşasın kötülük. Kapuska pişiyor hayatım. Şey yapalım, eve gidelim. Bunları bırakalım, oradan geçerken seni bırakayım. Ha tamam. Ay teşekkür ederim. Çok kibarsınız bugün. Evet. Çok kibarsınız. Öyle. Aynen. Görüşürüz. Tabaklar güzelmiş, 4.95.
tam böyle tatlı koymak için 2-3 dilim böyle baklava veya kahvaltıda peynir falan salamdır. Aynı şekilde bunlar da seramik porselen değil. Şunlar da böyle yoğurt için çok iyi oluyor. Ay şarjım bitti. Yalnız bunlar güzel diyorum ama boyaları falan da çok akmış. Vazgeçtim güzel diye. Başta şunları aldım ama şunlardan hep böyle boya falan akmış. Desenli cam mama kavanozları. Ay ben de böyle Mustafa'ya yemeğini falan hep koyardım. Oturmaya gittiğim zaman yemeğini, meyvesini ve cam olması da çok iyi. Mavisi var, kırmızısı, batumlu, hurç üçlü, 11.50. Kırmıyor. Bir de bu neydi? French press. 15 TL. Yağlık tostluk. Şunlar var ya, ben Ikea'dan almıştım. Bu da 4.95. Krep yaparken, pankek yaparken inanılmaz rahat. Tabii ki siz zeytinyağı falan da sıvı yağ da koyabilirsiniz. Şu çok güzel. Şu benim aldıklarım borcam. 29.95 yemek tabağı. 7.50. Bakar mısınız? Çok güzel. Siyahı da var, beyazı. Fakat size bir eksiğini söyleyeyim. Mutfak dolabında, raf kısmında acayip ağırlık yapıyor. Hani bunu da söyleyeyim ama güzel. Cam. Bakın. Şöyle. Takım. Aynı şekilde mama kabları gibi sürahiler, battaniyeler. Ne kadarmış? Cam sürahi 9.95. Battaniyeyi vallahi göremedim. Bir de şu tüy toplama aparatı. Son tüy toplama aparatından bir tane kalmış. Hazneli rende. Mutfak gereçleri. Bu hafta. Şunlar kahve bardakları. Kahve kolikler. Kahve severler. Bayan yarım fermuarlı kutular. Şunlar güzel oluyor. Sıcacık tutuyor polarlı şeyler. Yine aynı şekilde oyuncaklar. Böyle çocuğunuzun takılarını, tokalarını, bakar mısın? Çoraplarını özellikle çok güzel bir düzenleyici. Yani çorap için bence ideal. İç çamaşırı olsun. Hani bebeklerinizin. Bence gayet de güzel olur. Aynı şekilde çoraplar. Şu poları da göstereyim size. Vallahi güzelmiş kızlar. Bakın. Ben işte evin içinde kar yağdığı zaman bile biliyorsunuz ben kısa kollu dolaşıyorum. Ay şu aşağıya eğileyim bakayım. Ay belim ağrıdı. Şunlar. Düzenleyici yine aparatlar. Fincan falan koymak için. Battaniye. Tabii ki bütün tencere tava bitmiş. Şurada ne var? Ultra granit. Hangi marka? Ay Aksu'nun ürünleri güzel. Bakın. Aksu'nun tenceresi. Onu ben yerine koyacağım. Ne kadarmış da tencere diyorum. Tava. 74 TL. Borcam. Bu ne? Kızartma yoğurt tenceresi. Aa, beyazı da var. Bakın siyahı da var. Vallahi fiyatı da iyi. 50 TL. Yalnız bu tavalar süper. Hoşuma gitti. Kızlar A101'den gitmişken de alışveriş de yaptım. Fakat şu poşeti taşıyorum. Belime ufaktan ufaktan ağrı da saplanıyor. Bir de pazarda aslında bir ağır bir şey taşıtmadı işim ama ben de ona yardım ettim. Böyle bir iki poşet aldım. Aynı şekilde orada da demek ki ağır bir şey taşımamam gerekiyor. Şimdi yeni aklıma geldi. Ben unutuyordum, tahlil sonuçlarını alacaktım. Şimdi sağlık ocağına gideyim. Hiç evime gitmeden hemen o sonuçları da alıp eve gideyim. Güya çorbayı da sabahtan yapacaktım. Vallahi. Ama neyse, pazar işini hallettik. Sabahki havaya bakın. Bir de şimdiki havaya bakın. Vallahi bir daha hava tahmini yapmayacağım. Benim hava tahminleri fos. Küçüğüm bir de şey, kurtma makinesini çalıştırdım boşu boşuna. Kızlar sağlık ocağına geldim. Tahlillerimi aldım. Eve gidince söylerim. Gelmişken de aşımı da vurdurayım dedim. Normalde bu saatte kalmıyormuş aşı.
Şimdi şurayı imzalayayım, TC'mi yazayım ve ikinci aşamada olayım artık. Hayırlısı. Eve geldiğim gibi hemen aldıklarımı tezgahın üstüne koydum. Daha pazarlıkları yerleştirmedim buzdolabına. Şöyle buzdolabını sileyim, öyle yerleştireyim. Ama dedim hemen pırasayı ocağa koyayım arkadaşlar. Yıkadım, şimdi doğrayacağım, yemeğini yapacağım. A101'den de iki tane süt aldım. Şu tahinden aldım. Eğer vaktim olursa şu yemeği halledeyim. Mustafa da gelecek şimdi okula. Onu da karnını doyurayım. Bir tahinli kurabiye yapalım. Öyle güzel oluyor ki, ama bir ölçü yapmayacağım. Yarım ölçüden yapayım diyorum. Çünkü kurabiye bilmediğim fazla tüketilmiyor. Ama bu tahinli kurabiye var, ağza aldığın gibi hani şey oluyor böyle. Direkt hop eriyor gidiyor. Sıvı krema aldım. İki tane de tereyağı. Bir de şu aparatı aldım. Normalde Ikea'dan iki tane almıştım. Bir tanesi oldu. Plastiği böyle kırıldı. Dedim bir tane bulunsun evde. Bunlar krep de olsun, pankek de, böyle soslarda falan güzel oluyor. Bunu da makineye atayım. Yıkansın veya elimde yıkarım. Makineye atmayayım. Şimdi böyle hemen bunları yerleştirdiğim gibi pırasayı doğrayalım ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Her iki tencerenin altını da yaktım. Hem onu yapayım hem onu yapayım. Bir taraftan ikisinin de soğanlarını yakıyorum. Normalde aslında ben pırasaya soğan doğramam. Ama lezzetli oluyor yani. Güzel oluyor. Daha doğrusu soğanı ben bütün yemeklere yakıştırıyorum. Birazdan katayım. En son ocağımı sileceğim. Vallahi hiç oraları görmeyin arkadaşlarım. Şu salçalar da kavrulsun. Türkçeden 95 aldım. Heh. Fenden 100. Fenden 100 aldın. Maşallah maşallah. Orada ütüleneceklerim duruyor. Şey, İngilizce? Açıklanmadı. Böyle oğlum müjdeyi verdi, sevindirici haberi. Çünkü Türkçe ile başımız birazcık böyle. Dert de demeyeyim de, sıkıntı da. Ama inşallah düzeltecek arkadaşlar. Özellikle dershane sınavlarında yani yanlışı çok fazla çıkıyor. Okuldaki mesela 95 almış maşallah deyip yavruma. Zaten sayısalcı, ben size söylemiştim. Fakat sözleri düzeltmesi lazım. Pırasamızın en son bulgurunu katacağım. Şimdi yumuşasın, kapağını kapatayım. Yeşil mercimeğim de hazır. En son annemin kestiği erişteleri içine koyuyor. O da piştikten sonra altını kapatırım. Pazardan aldıklarımı da hemen paylaşayım. Taze soğan aldım. Şunun demeti 2 TL'ydi. Marul aldık. Karnabahar. Burada da 1 kilo karnabahar. Portakal. Ben 1,5 kilo dedim ama eşim 2 kilo aldı. Ispanağımız. Fakat bir tane bir amca vardı. Hani bu köylülerin olduğu tezgah olur ya. O kişiden almadığıma pişman oldum. Ispanakları güzel ama bu da yani şey değil. Hani çirkin falan değil. Bu da gayet güzel. Muz aldık. Bir de muzun kilosu yani her yerde 10 TL. Geçen kış daha pahalıydı. Bu kış daha bir uygun sanki. Yeşil biber. Bunun kilosu 15 TL. Bir de 10 TL. Bir de bu diyemedim. Patlıcandan güzel bir fırın yemeği yapalım. Ayva, salatamız, domatesimiz. Artık kış geldi. Domatesler yaz tadı gibi olmuyor. Maydanoz aldım. Havuç, limon, patates. Ve altın değerinde olan yumurtamız. Aynen böyle kızlar. Şimdi hemen bunları da yerleştireyim buzdolabına. Tahinli kurabiye yapacaktım ama ben un kurabiyesine çevirdim. Vallahi böyle biraz kolayına kaçtım. Çünkü şu an saati size göstereyim, görüyorsunuz. Birazcık böyle oyalandım. Link falan da bıraktım Trendyol'a. O biraz benim vaktimi aldı. Şimdi malzemelerimiz 3 malzeme. Önceden ben videomda yaptım. O biraz teferruatlı. Bu en kolayı, en de lezzetlisi. En de lezzetlisi demeyeyim. Çünkü o yaptığımda çok lezzetliydi. Ama söylediğim gibi biraz onun yapım aşaması zahmetli olduğu için hemen kolayından yapalım dedim. Pastanelerde aldığınız un kurabiyelerinden bile daha da lezzetli oluyor. İddialıyım bu konuda. Her zamanki gibi ay böyle derim derim, sonra kurabiyeleri fırına verirmişim pıs yayılırlarmış. Vallahi olur mu olur, sonuçta insanız. Hatalarımız bazen böyle oluyor. Dur.
Bismillah diyeyim. Şimdi malzemelerimiz 250 gram tereyağı. 1 su bardağından 1 parmak eksikti pudra şekeri. 2,5 su bardağı un. Unu yavaş yavaş katacağım içine. Çünkü birden katarsam bu sefer toparlayamam. Olmaz. Tepsimi ayarladım. Fırınımı da şimdi ısıtıyorum. 170 derecede 600 ayarda. Yemeklerimizi de göstereyim. Yeşil mercimek çorbam. Mis gibi oldu. Mis. Şunu var ya, sadece şunu yesem yeter bana. Aynı şekilde pırasam. Çok sulu zaten sevmiyorum. Bu da pişti. Bir tek salçalı makarna yapıyorum. O da böyle Mustafa'nın gelmesine yakın yapayım. Salata malzemeleri de şu an suda bekliyor. Onu artık onu eşime vallahi bırakacağım. Gelsin yapsın. Yoruldum bugün. Şimdi yapmaya başlayalım. Şu an tripodu var ya, öyle bir yere koydum ki var ya, bir düşse iki kavanozu üst üste koyup vallahi şu indirimi bekliyorum. Şu Kasım indirimlerini. Çok güzel olacakmış. Gelen haberler. Siz alacağınız ürünler varsa arkadaşlar şimdiden favorilerinizi ekleyin. Şimdi iyice böyle karıştırdım. Önceki un kurabiyemde ilk önce, ay nereye gitmişiz biz? Önceki un kurabiyemde margarini eritiyordum. Sonra süzüyordum. Bir gece böyle duruyordu. Ondan sonra yapıyorduk. Şimdi yavaş yavaş, keşke elde benim olsaydı. Şimdi yavaş yavaş unu katıp şu elimle yoğurayım. Şu dursun. Şu kadar bıraktım. Evet, katayım. Birazcık daha böyle unu bıraktım yavaş yavaş. Yapımı da çok kolay. Lezzeti de olay. Fakat benim bu un yeterli gelmeyecek herhalde. Evet. 2,5 dedim ama siz yine 2,5 su bardağı un ayarlayın. Bazen kullandığımız margarinin cinsi bile fark eder. O yüzden siz yine 2,5 su bardağıyla başlayın. Aynen gördüğünüz gibi yeterli gelmediği zaman da ilave edersiniz. Ben ilave edeceğim şimdi. 2,5'tu. Şöyle 3 yapalım. Çok az daha kattığımda kurabiye hamurumuz tamam olacak. Şuna bir bakalım şimdi. Az daha katacağım. Tamam. Şimdi buradan parçalar koparalım ve şeklini verelim. Şöyle portakal büyüklüğünde deze aldım. Vallahi kızlar, böyle bir ağırlık bastı bana. Mahallemizde avcı köpeğimiz var. Vallahi sesinden artık yemin ederim gına geldi. Şuraları şöyle düzleteyim. Hafif de üstüne elimle, yani parmağımla bastırdım. Çizip şimdi bıçakla keseceğiz. Hadi bismillah. İçim deliyor hasret, çok acıtıyor. Söyle yalan.
Şimdi hemen fırına birlikte verelim kurabiyelerimizi. Hadi bismillah. Bir bakışı var, dünyalar ona bedel, dünyalar ona bedel. Aldığım pudra şekerini beğenmedim. Aşırı derecede böyle dökerken böyle sanki toz dumana karışıyormuş gibi. Vallahi inşallah onu da bitiririm. Bakar mısınız? Daha çok da var. Kurabiyelerimiz var ya. O kadar güzel olduk ki. Ben şimdi size şöyle bir kırayım. Kıyır kıyır oldu kızlar. Mutlaka deneyin. İçinde kabartma tozu yok. Vanilya yok. Sadece tereyağı, pudra şekeri ve un. Bu kadar. Enfes olmuş. Şimdi ben komşuma da tabağa koyayım. Zehracığıma vereyim. O da yesin. Aynen. Böyle. Mutlaka deneyin kızlar. Bildiğiniz pastanede satılan un kurabiyeleriyle birebir. Masamız gitti arkadaşlar. Ve biz de eşimle birlikte yer sofrasında yemeğimizi yiyeceğiz. Daha doğrusu sofra da getirmedim. Tepsinin böyle içine şimdi çorbaları da koyarız. Nasıl bir sofra ama? Krallara layık. 10 numara 5 yıldız. Şimdi çorbamızı dökelim. Kara şimşek çorbası. Gel canım. Bizim en sevdiğimiz çorba. Vallahi şunu yersin değil mi? Yerim. Tamam, yiyeceğini biliyorum zaten. Şimdi bize afiyet olsun. Yemek masasında da. Ay kolum acıdı. Beni izleyen tüm arkadaşlarım sizlere de afiyet şifa olsun. Çayımız demlendi. Şimdi çayımızı döküp içeride güzel bir çay keyfi yapalım. Ama benim var ya kolum çok fena ağrıyor. Bir de vücudumda bir garip bir kırılma var. Aşının yan etkileri herhalde. Ay bu da kaynaya kaynaya var bir hal oldu. Bir de kimin maçı var bilmiyorum. Oturduğu yerden de kalkmadı eşim. Pür dikkat maç izliyor. Az demlemiş çayı. Dedim bak biraz çok demli. Gerçi bu bardaklar var ya. Normalde hani iki çay bardağı alıyor. Maşallah. Çayımızı içelim de biraz şöyle yorgunluğumuz gitsin. Aynen böyle kızlar. Yani şey bir tuhafım. Yine aynı ilk aşıdaki gibi ağrı başladı kolda. Bakalım artık bir ağrı kesici içerim herhalde büyük bir ihtimalle. Kızlar ben bugün nasıl aşı oldum halen kendime inanamıyorum. Hani burası yanlış anlaşılmasın. Çünkü siz beni biliyorsunuz. Hep aşıyı günden güne satıyordum. Neyse işte gittim tahlil sonuçlarımı almaya. Bu arada tahlil sonuçlarımda demir eksikliğim hala var. Hatta birazcık daha düşmüş. Tekrardan ilaç kullanmaya başlayacağım. Yani aldım yarın başlayacağım. Bir aşıyı sorayım dedim. Hani ikinci aşıyı olmadım. Hani mesaj falan geldi. Vallahi olacaksanız olun dedi. Son iki tane aşımız var. Normalde bu saate aşı kalmaz. Mikail'i aradım. Vurdurayım mı? Zaten biliyorsunuz Mikail aşırı derecede ısrar ediyor ve kızıyor bana. Dedim vallahi Mikail vurdurayım o zaman. İşte çocuk için olanı sordum. Hani çocuklara aşı
yaptıran var mı? Vallahi dedi benim de çocuğum 13 yaşında yaptırdım dedi. İki oğluma da oradaki çalışan hanımefendiye. Tabii ki Mustafa konusunda hala kararsızım. Şimdi aşı vurduruyorum. Bu sefer vurulmayanlar bir tepki gösteriyor. Aşı olmuyoruz. Bu sefer de aşı olanlar aşırı bir tepki gösteriyor. Herkesin bedeni kendine ait. Ama tabii ki korkularımız var. Yok değil. Ben şimdi bu aşıyı vurdurdum. İleride bizi bir şey bekleyecek mi? Bir iki sene sonra bir şey çıkacak mı? Yani bir de insanların fikirlerine saygı duymak gerekiyor. Şu an ben Instagram'a bir çekim yaptım, story. Tabii ki bir tane hanımefendi neler yazdı neler. Vallahi aşıya vurulduğumu da pişman oldu. Yani herkes bir şey söylüyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ilerleyen senelerde göreceğiz. İnşallah kötü sonuçlar çıkmaz. Tam sizle konuşurken şarj bitti telefonun. Hemen prize taktım. Birazcık dolduktan sonra şimdi priz yakın olduğu için yani yerimi değiştirdim. Sizinle buradan konuşuyorum. Böyle arkadaşlar, bir tane ağrı kesici içtim. Parol. Kolumdaki ağrı mesela şu an arkaya birazcık zor katlıyorum. Yine ilk vurulduğum gibi. Hafif baş ağrısı, vücutta böyle hafif kırgınlık var. Eşime de ilk aşıda hiçbir şey olmadı. Ama ikinci aşıda değil mi Kail? Sende de ağrılar oldu. Baş ağrısı falan, kolunda ağrı. Kan grubum ARH pozitif. ARH pozitiflerin koronayı daha böyle ağır atlattıklarına söylüyorlar. En şanslı olanları hangi kan grubu diyorlar mı Kail? Sıfır mı? AB miydi? Ya sıfır ya da AB. Ama ben sıfır diyebiliyorum. Vallahi tam da emin değilim ama öyle bir duydum. ARH pozitif olanlar kan grubu daha ağır atlatıyormuş. Yorumları okurken kızlar, Rukiye Hanım'ın yorumu ilgimi çekti. Çünkü neden ona selam yollamadım diye birazcık böyle gönül koymuş. Vallahi arkadaşlar lütfen gönül koymayın bana. Sadece YouTube çekimi yapsam inanın işim daha kolay olacak. Ama hani asla buradan size dertlenmiyorum. Hani şey yapmıyorum da. Instagram sayfam var ki orada YouTube gibi çok aktifim, hem de çok çok aktifim. Düzenli olarak paylaşımlarım var. Allah'a şükürler olsun 45 bine geliyoruz. 45 bin inşallah 50 bini de göreceğim orada. İnşallah Allah'ım, Allah herkesi, Allah kim ne istiyorsa gönlüne göre versin. Bir de herkes kalbin ekmeğini yer. Bu sözü o kadar çok seviyorum ve beğeniyorum ve sürekli de kullanırım. Ha demem o ki, bir de Trendyol var. Trendyol'la işbirliğim var. Orada düzenli her günlük paylaşıyorum. Mesela linkler paylaşmak bu işe girmeden önce hani bana çok kolaymış gibi geliyordu ama inanın vaktinizi alıyor. Yani bir linki paylaşmam story'de benim 10-15 dakikamı, bir de böyle ürün seçerken daha da çok zaman gidiyor. Trendyol, Instagram, YouTube, vallahi seviyorum. Yani işimi çok seviyorum, hem de çok severek yapıyorum. Ama çok da yorucu. O yüzden böyle unutuyorum. Hafızamda böyle bir şey kalmıyor. Bazen böyle karma karışık oluyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum ama şükürler olsun. Yani her yaptığım işi de severek yapıyorum. Zaten sevmeseniz asla yapılmaz. Rukiye'cim gönülde koyma canım. Rukiye çelik kıran. Not aldım sarı kağıda. Sana buradan selamlarımı yolluyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.